İstanbul'dan ilk konuğumuz Hasip Kaplan'dan başlamak istiyorum. Hasip Kaplan, kamuoyunun bildiği, tanıdığı birisin değerli seyirciler. Abdullah Öcalan'ın avukatı, avukatlığını yaptı. DEHAP'ın, DEP'in, HEP'in avukatlığını yapmış. İnsan hakları vakıflarının, kurumlarının yöneticiliğini yapmış. Halen de yönetici bir isim. Hasip Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hasip Bey, ben hemen şunu sormak istiyorum efendim. Önce izin verirseniz bayrağa saygısızlık olayından başlayalım. Malumunuz Mersin'de bayrağa bir çirkinlik yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına. Bayrağa yapılan bu saygısızlığı kimi çevreler DEHAP'ın toplumu test etmek için yaptığı bir organizasyon. Kimileri de Kızıl Elma Koalisyonu'nun provokasyonu olarak yorumladı. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Mersin'de yapılan olayı tasvip ediyor musunuz? Onaylıyor musunuz? Buyurun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Katılımcılara buradan bir merhaba demek istiyorum. Sayın Zeybek, Hukyan, Metiner ve Seydaoğlu'na. Ve bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2-3 gündür hep yanlış anons yapıyorsunuz. Ben İnsan Hakları Derneği yöneticisi değilim. Ha, İnsan Hakları savunucusuyum avukat olarak. Galiba bir yanlış anlamı oldu. Ama Öcalan'ın avukatısınız değil mi? İzin verin bakın, izin verin. Ben avukatım, avukat sıfatım vardır. Onu söyleyeyim. Eğer mutlaka bir sıfat koymak istiyorsanız avukat sıfatımın önüne, bok yedirilen Yeşilyurt köylülerin avukatı da koyun. Evet. Ya Klanlıca'nın köylülerin avukatı olarak da koyun. Yani avukatları müvekkilleriyle özdeşleştirme zihniyetini burada protesto ediyorum. Bu bir. Peki, bunu basın, bakın. Bilmesi açısından. Sayın, bakın. Basın bu hatayı sürekli yapıyor. Ben Avrupa Hukukçular Birliği üyesiyim. Bu hatayı bir daha yapmayın. Ben her girdiğim davada, yani banka soyguncusunun avukatına banka soyguncusu mu diyeceğiz? İşkencecilerin avukatlarına işkenceci avukat mı diyeceğiz? Yapmayın, hukuk devletinde artık bunu doğru tanımlayın. Basın peki, bunu yapmasın. Peki, bunu uyarıyorum. Peki ben şunu sorayım. Güneydoğu'da şehit olan bir polisin askerin avukatlığını yapar mısınız gönüllü olarak? Evet, müdahil avukat yaptım. Bakın bilmiyorsunuz. Hayır soruyorum, bilmiyorum. Hayır bilmiyorsunuz. Doğru. Bakın yaptım. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, doğru. Bilmediğiniz için de bakın bok yedirilen köylülerin avukatlığını da yaptım. Bundan daha büyük insan hakları ihlali var mı? Bak burada dikkatli olmak zorunda basın. Bir hukuk devletindeyiz. Bir kere basın her şeyi doğru koyması lazım. Alternatif gibi izlenen bir programda daha dikkatli olmanız lazım. Şimdi konuya geçiyorum. Evet. Başlayın yani bu. Estağfurullah, estağfurullah. Yani biz böyle sıradan bir insan yok burada. Dikkate aldık. Evet, çok dikkatli efendim. Olmasını istiyorum basının. Ki ben bir yazarım, gazeteciyim. Bu sıfatım var. Avrupa Hukukçular Birliği'nin üyesiyim aynı zamanda. Bakın söylemiyorum. Kitaplarım var. Köşe yazıyorum. Aynı camiadanız. Ve noktaya geliyorum. Evet. Şimdi gerçekten... Mersin'deki olayı tasvip ediyor musunuz? Şimdi bakın. Mersin'deki olayı bir kere doğru koymak lazım. Nasıl? Eğer Mersin'deki olayı doğru koymazsak, ki şu an yargıya intikal etmiş, yargıya saygı göstermezsek, bağımsız yargımıza güvenmezsek ve onun çıkaracağı tespitleri, onun vereceği kararı vermeden biz yargılamaya kalksak, 12 yaşındaki çocukları terör timleriyle önlüklü... Pardon Hasip Bey, izin siz ver. Şu bakın, an nerede yazarlık hayır, yapıyorsunuz? İzin verin. Önlüklü olarak okuldan alıp çocuk sözleşmesine göre, çocuk mahkemesi yasasına göre onları çocukların yargılama usullerine tabi tutmuyorsanız, terörle mücadelede sorguluyorsanız ve sonra da getirip 12 yaşındaki Faruk Mümeyiz olmayan çocukları tutuklayıp hapse atıp arkasından bunların eline bayrağı veren kişiyi ortaya çıkaramıyorsanız yanlış bir noktadan kalkış yapıyorsunuz demek. Önce bu bayrağı kim verdi bu küçük çocukların eline? Bakın Türkiye Cumhuriyeti 70 milyon nüfusuyla 200 bin polis kadrosu var. Ve dünyanın en güçlü polis kadrosuna sahip. Jandarma olarak da en güçlü jandarması olan ülkelerden birisini teşkil ediyor. İstanbul'daki El-Kaide bombalamalarının faillerini
3 günde ortaya çıkardı polis ve jandarma. Ama Mersin'de medyanın önünde, bakın medyanın önünde, polisin önünde kravatlı takım elbiseli birisi bu çocukların eline bir bayrak veriyor. Arkasından o bayrak bu çocukların elinde yerde sürülüyor. Ve bu yerde sürme olayı, yakılma olayı olarak lanse ediliyor. Ve bu çocuklar bunu beyan ediyorlar. Bu insan yakalanmıyor. Yani Mersin'de polis, kamera, bakkal, dükkan, herkesin önündeki o kravatlı adamı devlet bulamıyorsa, çıkaramıyorsa ortaya bu provokasyonu, çıkaramadan devletin tepesi, genelkurmay başta olmak üzere, 2 gün sustuktan sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan, hükümet, 2 çocuğu muhatap alarak bir polisin bir tutanakla mahkeme intikal edeceği bir olayı bir milli mesele haline getirip Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Yani 2 küçük çocuğu muhatap alan devletin ekranı, burada şunu söylemek istiyorum. İfadelerde telin ederken, kınarken şunu diyor. Sözde vatandaşlar. Anayasamızın 66. maddesinde Türk vatandaşı tanımı vardır. Devletin vatandaşlık bağıyla bağı olan herkes Türk'tür. Çerkezi de, Arabı da, Kürdü de, Ermenisi de, Yahudisi de. Sözde vatandaş diye bir literatür var mı dünyada? Bana önce bunu anlatın. Yani bana deyin ki evrensel beyannamede var, Avrupa Birliği anayasasında var, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında var. Var mı vatandaşı arasında ayrımcılık yapmak? Devletin tepesi önce bu sağduyu göstersin. Sonra evet, Hasip Bey, izin verin ben sözümü tamamlayayım. Hayır, tamamlayayım. Hayır, izin verin. Buyurun devam Şimdi, edin. Bağlayın. Hangi sağduyulu insan? Hangi sağduyulu insan değil bizim ülkemizin bayrağını, ki devletlerin bağımsızlık sembolü olan, şerefini temsil eden bayrağa yapılan saldırıyı telin etmeyi, ben herhangi bir devletin bayrağına yapılan saldırıyı da şiddetle telin ederim. Bakın kendi bayrağım değil. Bunu biz zaten bunu sormak bile bir ayıp. İkincisi, evet, masum bir olay, bakın, diyorsunuz. Doğru mu ikincisi, anladım? İkincisi, bakın bunu sormak bile abes bana göre. Hayır, Mersin'deki olayı masum diye tanımladınız. Doğru mu anladım? Hayır, bakın izin verin. Arkasını getirin. İkincisi, DEHAP'ın kışkırtması deniliyor. El insaf, ya vicdanlar mı köreldi, ne? Milyonlar Nevruz'u kutluyor. Hiçbir yerde bir olay olmuyor. Mersin'deki olay dağılıyor. Dağılan ve İki çocuğun elinde bir bayrak olayı gündeme getirilip çarpıtılıyor. Şimdi bakın, burada DEHAP'ın kınama kararı var. Araştırması var. Ben DEHAP'ın avukatı değilim. DEHAP'ı savunmak bana düşmüyor. Ama açıklamalar basında yer aldı, okudum. Evet, şimdi burada araya gireceğim. Bir saniye. Bu olada DEHAP, tek başına olmaz. DEHAP'ın burada asla ve asla dahli olmadığı ortada. Dahli olan olaylarda örgüt kararı olur. Bakın, Hasip Bey, bir saniye, örgüt tek kararı olursa her yerde bu eylem olur. Hasip Yok Bey, öyle bir şey. Hasip Diğer Bey, bir şey. Tek başına olmaz. Bir saniye. Kızıl elma olayı. Bakın, şunu çok açık söyleyeyim. Artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda bayrak üzerinden, kan üzerinden, Atatürk üzerinden, Kur'an üzerinden politika yapmaya kalkanlar hüsrana uğrayacaktır. 1000 yıldır Türk ve Kürt kardeşliği bu ülkede yaşıyor. Türkler ve Kürtler kardeşliğe mahkumdur. Buna ihanet edenlerin karşısında da herkes duracaktır. Ben de duracağım. Onu evet, da söyleyeyim. Evet Hasip Bey. Şimdi ben araya girip birkaç şey söyleyeceğim. Bir, siz kendinizi avukat olarak tanımladınız. Buna saygı duyuyoruz. Demin de söyledim. Ama sizin bir siyasi kimliğiniz de var. Tabii yani bunu inkar etmemek lazım. Siz yazı yazıyorsunuz. Kendinizi ifade ettiniz. Doğru. PKK'nın yayın organı olan o Özgür Gündem gazetesinde, Özgür Politika gazetesinde yazı yazıyorsunuz. Yani bunları da ifade edelim. Bunları niye yazıyorsunuz diye söylüyor değilim. Ama yani ben Hayır. Bir saniye. Hasip Bey, bir saniye. Yani hayır, ben niye yazıyorsunuz anlamında başka değil. Başka yerlerde de yazıyorum. Sayın mı dergileri? Hayır. Sayın mı hukuk dergileri? Ama yani Özgür Gündem ve Özgür Politika'da da yazı yazıyorsunuz. Yazıyorum. Makalem siyasi, var orada. Siyasi kişiliğiniz var. Kimliğiniz var. Kimliğiniz var. Söyleyeyim bundan mi? İnkar etmeyin. Yani söyleyeyim. Hayır, izin verin söyleyeyim. Hayır. Ben niye yazıyorsunuz diye sizi kimliğimi suçlamıyorum. Kimliğimi söyleyeyim. İzin verin. Sizi ben suçlamıyorum. Bir saniye ama. Hayır, söyleyeyim. Yani
İzin ver. Öcalan'ın avukatı diye beni niye sunuyorsunuz diye beni itham etmeyin. Hayır bak izin ver. Kamuoyu sizi tanısın diye sunuyorum. Bir saniye. Ben şimdi hemen bu noktada. Açıklamayın kimliğimi söyleyeyim ben. Hayır sonra. Hayır söyleyeyim. Hayır efendim bir saniye. İzin ver. Kimliğimi söyleyeyim. Beyefendi kimliğimi söyleyeyim. Ben hangi partiden düşüncemle söyleyeyim mi? İzin verin. Hayır bu şekilde bunu götüremeyiz. Hayır yani söyleyeyim. Saygı. Hayır söyleyeyim. Tartışma üslubu ve adabına uyacağız. Bak söyleyeyim bakın izin verin. Ben SODEP'in kurucu başkanıydım. SHP'nin genel merkezi yöneticisiydim. Ben sosyal demokrat olarak 15 yıl politika yaptıktan sonra 94'te bıraktım politikayı. Peki o zaman ben size birkaç soru soracağım. Lütfen açık ve net birer cümleye yanıtlar mısınız? Efendim? Ben size şimdi birkaç soru soracağım. Çok klasik, çok basit sorular. Sizin siyasi kimliğinizi netleştirmek bakımından açık ve net olarak dolandırmadan yanıtlar mısınız? Abdullah Öcalan'a terörist, bölücü başı, bebek katili diyebiliyor musunuz? Bana bakın, bir avukatla konuştuğunuzu bir kere hesaba katın. Bakın, bir avukatla konuşuyorsunuz. Bakın, bir avukatla konuşuyorsunuz, kullandığınız dile dikkat edin. Böyle bu saçma sapan sorular bırakın bir kenara artık. Hayır siyasi kimliğinizi netleştirmek. Bir avukatla müvekkili olayında dikkatli olun. Beyefendi yok. Ben bu avukatınızdan söz etmiyorum. Bayatlamış soruları sormayın bana. Hayır ben sizin siyasi kimliğinizi bayatlamış soruları sormayın bana. Hayır CHP'liler, CHP'liler. Bunların zamanı geçti. Başka şeyler sorun. Siz diyebiliyor musunuz? Bana başka şeyler sorun. Bayatladı bunlar. Hayır siz bir bayatladı bunlar bayatladı. Terörist diyebiliyor çok musunuz? Çok merak ediyorsanız Avrupa Mahkemesi'ndeki savunmaları okuyun. Hayır ben Hayır çok merak ediyorsanız hayır, mahkemedeki dilekçeleri okuyun. Anlasın. Hayır, efendim, okuyun, benim derdim. Okuyun meraklıysanız. Hasip Bey okuyun. Seyircilerim bak, anlasın. Sizin siyasi okuyun, kimliğinizi. Ben bir şey söylüyorum. Hayır, şimdi öyle bir ben portre size bir şey çizdiniz söylüyorum. Ki niye okumadan bana soruyorsunuz? Hasip Bey benim, öyle bir portre çizdiniz ki benim, ben okuyun. CHP'de kurucuyum, avukatım. Ben de sizin siyasi kimliğinizi... Okuyun niye ben savunmaları okumadan soruyorsunuz? Peki efendim siz cevap vermiyorsunuz. Sükutla anlama hayır, gelir. Sükut seyircilerimiz takdir eder. Sükut, evet, sükut Sayın sizin yanlışınızdadır sükut biliyor musunuz? Nasıl? Benim savunmaları okuyun orada ne dediğim yazılıdır. Niye okumuyorsunuz? Seyircilerimiz... Bilmeden, hayır bak, bilmeden insanları niye yargılıyorsunuz? Hasip Bey... Niye ön yargılısınız? Hasip Bey... Hayır ön yargılısınız. Siyasi kimliğinizi... Takiye yapıp yapmadığınızı, takiye, ne olduğunuzu... Takiye yapan, tuzak soru sormaya kalkan sizsiniz. Hayır, bir kere efendim, doğru dürüst sormayı öğrenin. Karşınızdaki insanları aşağılamayı, efendim, oynamayı, tuzak soru hayır, sormayı bırakın. Hayır ben aşağılamıyorum. Ben gazetecilikten başka bir işte yapmadım. Ben Üniversiteyi bitirdiğimden beri bu işi yapıyorum. Bana işini öğretmeyin ne olur. Ben size saygı var. Duyuyorum. Benim konuğumsunuz. Bu ülkenin sağduyuya ihtiyacı var. Siz benim konuğumsunuz, misafirinizsiniz. Ben size saygı duyuyorum. Bu ülkenin üretmeye ihtiyacı var. Onları ama konuşalım. Ama yani bir şeyi netleştirmemiz lazım. Ne olur. Burası mahkeme salonu değil. Mahkeme salonu değil. Burada bir takım örtüleri kullanmaya gerek yok. Neyse o. Benim siyasi düşüncem bu. Benim siyasi kimliğim bu. Bunu net olarak ortaya koymak lazım. Sayın Önkibar bağışlayınız ama biz buraya Türkiye'nin çok önemli bir meselesini kavgasız, gürültüsüz, patırsızsız, düzeyli bir şekilde tartışmaya geldik. Sayın Kaplan'ı da sizlere de lütfen daha duyarlı, daha sağduyulu bir çizgiye davet ediyorum kendi adıma. Yani sevgili Hasip sen de niye bu kadar gerildin anlamıyorum. Yani daha tartışmaya başlarken böyle bir kavga zemini oluşturma anlamı yok.